Kahve dendiğinde aklınıza ilk hangi marka gelir? İlk olarak Seattle'da kurulan Starbucks, 1987'de Howard Schultz tarafından 17 şubesiyle birlikte 3.8 milyon dolara satın alınmıştır. Aradan geçen yılların ardından şube sayısı 32 bin, net gelirleri ise 29 milyar dolara ulaşmıştır. Peki bunu nasıl başardılar? İyi bir liderlik ve yönetim anlayışına sahip olan Starbucks, vizyonu ve akıllıca stratejileri ile rakipsiz konumdadır. Bu stratejilerden biri çalışanlar ve müşterilerle empati kurmak için yönetim kurulu toplantılarında iki boş sandalyenin bulunmasıdır. Öyle ki müşterilerinin zevklerine uygun müzikleri kafelerde çalıp yüksek hızlı internet hizmetini ilk kez uygulamak bu düşüncenin eseridir. Starbucks'a gelenler bir kahvenin yanı sıra bir deneyim ve yaşam tarzı satın aldıklarını düşünürler. Bu yüzden bir kahveye daha yüksek fiyat ödemek konusunda tereddüt etmezler. Starbucks, pazarlamadaki geleneksel normların aksine kulaktan kulağa olumlu görüşlerin yayılmasına önem verir. Çalışanlarını sahip olduğu en büyük değer olarak düşünüp bir partner olarak görür. Amerika'da özel sağlık sigortasını ilk uygulayan markadır. Ayrıca her çalışanın şirkette hissesi vardır. 2008'deki krizde bile hiç kimse işten çıkarılmamıştır. Hayır işleri ve sosyal sorumluluk projelerine her şeyden çok önem verir. İklim değişikliği ve mülteciler gibi konularda bağışlar yapması insanların gözünde bir markadan daha fazlası olmasına yeter.